Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere yeni bir flow yapmayı düşünüyorum. Bu flow ile ne yapacağız? Öncelikle onu konuşalım. Birinci olarak kontak objektine, kontak nesnesine yeni bir field ekleyeceğiz. Bu field'i lookup relationship ile biz kullanıcılara yani user objektine bağlayacağız. Daha sonra oluşturduğumuz flow ile ne zaman yeni bir kontak oluşturursak yeni bir kullanıcının oluşmasını sağlayacağız. Şu anda kontaklara gidelim. Kontaklarda şu anda öyle bir şey yok. Evet, şu anda kontakları görüyorsunuz. Bir sürü kontaktımız var. Ama kontaklar yeni bir kontak oluşturduğunuz zaman kullanıcıya bağlanmadığını görüyoruz. Hiçbir şekilde kullanıcı ile arasında bir relation yok. Biz öncelikle bu relation'ı eklememiz gerekiyor. Kontakta lookup relation yapmamız gerekiyor. Onu da user'a bağlayacağız. Daha sonra biz ne zaman yeni bir kontak oluşturursak yeni bir kullanıcının oluşmasını sağlayacağız. Yani flow sayesinde sıfırdan yeni bir kullanıcı ekleyeceğiz sisteme. Da bunu biz yapmayacağız. Flow yapacak. Daha sonra bu flow yardımıyla o kullanıcıyı bizim kontaklara ekleyeceğiz. Yani bağlantı kuracağız. Öncelikle bu kontakt objektimize yeni bir field ekleyelim. Biliyorsunuz sağ üst köşeden setup'a giderseniz edit object kısmı var. Oradan field and relationships kısmından yeni field ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda user'a bağlı değil. Yeni bir field ekleyelim. Biz buna lookup relationship diyelim. Next diyelim. Hangi objekte bağlamak istiyorsunuz diye soruyor. Biz buradan user'ı seçmemiz gerekiyor. User'ı seçelim. User'a bağlayalım. Bu şekilde next, next, next diye bitirelim. Ondan sonra ikinci bir field oluşturuyoruz. Ona da şöyle diyeceğiz. Checkbox yapalım. Next diyelim. Buna şöyle bir isim verelim. Do you want to create a new user diyelim. Eğer kontak oluştururken yeni bir kullanıcının oluşmasını istiyorsanız buna tıklamanız gerekecek. Buna next diyelim. Çünkü hali hazırda olan kullanıcılar var. Belki oradan seçmek ister. Eğer oradan seçmek istemiyorsa buna tıklayıp otomatik yeni bir kullanıcı sisteme ekleyebilir. Bu şekilde çalışmasını sağlayalım. Yani sürekli kontak eklediğimiz zaman kullanıcı eklenmemiş olacak. Sadece kullanıcı yani biz ne zaman kontak oluşursak o zaman eğer biz user'da oluşmak istiyorsak onu seçersek o şekilde kullanıcı oluşacak. Öyle yapalım. Şimdi kontaklarımıza geliyoruz. Sayfamızı yenileyelim. Bakalım bizim oluşturduğumuz yeni alanlar buraya geldi mi? Şu anda bakıyorum. Henüz gelmemiş. Bazen biraz vakit alıyor. Tekrar refresh yapalım. Tekrar bakalım. Bakıyorum. Henüz gelmemiş. Gelirse zaten buraya gelir. Evet. Henüz gelmemiş. Ama şuradan görebilirsiniz. Tablomuza koyarsak Select Field to Display dersek buradan bazılarını istemiyorum. Onları diğer tarafa atayım. Title'da istemiyorum. Sol taraftan yeni oluşturduğumuz iki alanı sağ tarafa atalım. Birincisi buydu. İkincisi de user'dı. User'ı bulalım. User burada. Bunu da sağ tarafa atalım.
Şu anda gördüğünüz gibi bizim bir kullanıcımız var. İsterseniz ekleyebiliyorsunuz bu şekilde kullanıcılara. İstediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Ama ben şunu istiyorum. Eğer bir kullanıcı yoksa, benim eklemek istediğim kullanıcı yoksa biz onu otomatik ekleyelim. Otomatik ekleyelim. Kontaktın first name'ini, last name'ini kullanarak otomatik kullanıcı ekleyelim. Biz bunu Flow'la yapacağız. Ama eğer şuna tıklanırsa, diyelim ki şuna tıkladı. Buna tıkladığı anda yeni kullanıcı ekleyin anlamına geliyor. O zaman yeni bir kullanıcı eklenecek sisteme. Öyle düşünelim. Şu anda seçtiğimiz zaman, save dediğimiz zaman hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi yeni bir kullanıcı gelmiyor. Biz bunu Flow'la yaptığımız zaman buraya tıklandığı zamanlarda ve kullanıcı seçilmemişse, o da önemli. Hem kullanıcı seçilmiş hem de buraya tıklanmış öyle olmasın. Bu şekilde bir flow yaptığımız zaman otomatik bir kullanıcı oluşturulacak sistem tarafından flow yardımıyla ve o bizim kontaktımıza otomatik eklenecek. Şimdi biz flow'larımıza gidelim. Şöyle yeni bir flow oluşturalım. Biz bu flow'un kontakt oluşturulduğu zaman harekete geçmesini istiyoruz. O yüzden record triggered flow seçmemiz gerekiyor. Ne zaman kontak oluşturulursa benim oluşturduğum flow harekete geçecek. Yani flow çalışmış olacak. O yüzden ikincisini seçiyorum. Birincisini hatırlarsanız screen flow burada sizin bazı şeyleri girmeniz gerekiyor. Yani inputları girmeniz gerekiyor. Ama sağ tarafta ikincisinde sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kontak oluşturmanız yeterli. Siz ne zaman kontak oluşturursanız kullanıcı otomatik kendisi kuracak. Öyle diyelim. Şimdi create diyoruz. Hangi object, yani siz hangi objekte yeni bir record oluşturunca kullanıcı oluşmasını istiyorsunuz? Onu seçmeniz gerekiyor. Bizim kontaktı seçmemiz gerekiyor burada. Yani kontak oluşturunca otomatik ne olacak? Kullanıcı oluşacak. İkincisi ne zaman olsun diyor. Yani siz record oluşturunca mı, update edince mi ya da hem oluşturup hem de update edince mi yoksa sildiğiniz zaman mı? Ben ne demiştim? Sadece yeni kontak oluşturduğumuz zaman flow'umuz çalışsın. O yüzden birincisini seçiyorum. İkincisinde diyor ki condition var mı? Yani bir şarta bağlı mı yoksa her zaman oluştursun mu? Benim burada bir şartım var. Şartım ne? 1. Kullanıcı seçilmemesi lazım. 2. Do you want to create a new user'ın seçilmesi lazım. Şunun seçilmesi lazım. Yani buna tıklanmış olması lazım. O yüzden ben Flow Builder'da condition var diyorum. And diyorum. Çünkü ikisini de istiyorum. Or deseydim ikisinden biri olunca yeterli oluyordu. Ben ikisini de istiyorum. Hem buna tıklanmış olsun, şuna tıklanmış olsun şu şekilde, hem de kullanıcı seçilmemiş olsun. O şekilde olunca oluşturmasını istiyorum. Ne yapacağız o zaman? Birinci olarak account değil, user ID diyeceğiz. User, evet, bizim oluşturduğumuz custom field'imiz burada. User is null diyoruz. Is null yani boş mu değil mi? Eğer ben ne istiyorum? Boş olmasını istiyorum. Is null true olmasını istiyorum. Yani boş olmasını istiyorum. Seçilmemiş ne demek? Boş olması gerekiyor. Is null true. Yes. Is null yes. O anlamda. Eğer is null'sa yani null boş. O durumda benim trigger'ım harekete geçecek. Bu birinci condition'ımız. Birinci şartımız. İkinci şartımız ise yine ikinci custom field'imiz ne vardı? Do you wanna create a new user? Burada bizim yes dememiz lazım. Evet, bunu da seçilmiş olması gerekiyor. Bu iki şart yerine geldiği zaman otomatik kullanıcı oluşacak. Öyle diyelim ya da trigger'ımız harekete geçecek. Şimdi done diyebiliriz. Ben genelde free form'u kullanıyorum. Çok fark etmiyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Free form bana biraz daha rahat geliyor. O yüzden free format çeviriyorum. Birincisi bu. Şu anda bizim burada başlangıç olarak kontaktımız başladı. Yani kontakt oluşturduk.
Şu anda trigger'ımız burada başladı ve devam edecek. İkinci olarak ben ne istiyorum? İkinci olarak şu anda madem kontak oluştu, benim yeni bir record oluşturmam lazım. O yüzden Create Records kısmına tıklıyorum. Evet, Create Records kısmına tıklıyorum ve burada ne yapmamız gerekiyor? Create a new user dememiz lazım. Create a new user, yeni kullanıcı oluşur diyoruz bu şartlarda. Evet, tekrar ediyorum. Eğer Do you want to create a user seçilmişse ve kullanıcı seçilmemişse, çünkü zaten seçmişse o zaman kurmasına gerek yok. Burada belki bir validation rule ekleriz. Eğer bunu seçerse bu seçilmesin anlamında. Ama şu anda gerek yok. Flow'lara odaklanalım. Şu an geliyorum. Şimdi yeni bir kullanıcı oluşmamız gerekiyor. Birincisi, oluşturmak istediğiniz record kaç tane olsun? Single mı, multiple mı? Yani kaç kullanıcı eklemek istiyorsunuz? Ben her kontak için bir tane oluşturmak istiyorum. O yüzden multiple'ı değil de one'ı seçiyorum. Burada use separate resources'ı seçmem gerekiyor. Çünkü tek tek ben kullanıcı oluştururken o alanları, yani field'leri tek tek map yapmam gerekiyor. Eşleştirmem gerekiyor. Çünkü kullanıcı ile alakalı elimizde hiçbir bilgi yok. Screen flow yapmadığımız için biz bütün bilgileri kontaktan almamız gerekiyor şu anda. O yüzden mapping yapmam gerekiyor. Diyor ki create a record hangi object için? Hangi nesne için siz record kurmak istiyorsunuz? Yani yeni bir kullanıcı oluşmak istiyoruz ya. O yüzden objektimiz user olması gerekiyor. User'ı seçelim. Biz user için yeni bir kullanıcı oluşmak istiyoruz. O şekilde diyelim. Bir sonraki adımda ne yapıyoruz? Tek tek bütün fieldleri eşleştirmemiz gerekiyor. Hangi fieldleri biliyorsunuz? Hemen kullanıcılara gidelim. Yeni bir kullanıcı oluştururken nelere ihtiyacımız var ona bakalım. Hangileri zorunlu? Birincisi last name zorunlu. Önce last name'den başlayalım. Burada hemen last name'i bulabilirsiniz. Last name'e tıklayın. Last name gelsin. Ben bunu neye eşitleyeceğim? Ben bunu yeni oluşturduğum kontaktın last name'ine eşitleyeceğim. Yeni oluşturduğumuz kontak sağ tarafta record'un içinde şurada record kontak diyor ya, bu record kontak bizim oluşturduğumuz, yeni oluşturduğumuz ya da şu anda flow oluşturmadık ama oluşturduğumuz zaman trigger harekete geçeceği için o anda oluşturduğunuz kontaktın bütün bilgileri burada saklı şu anda. Buradan alabiliyorsunuz. O yüzden buraya tıklıyorum ve buradan last name'i seçiyorum. Yeni oluşturduğum kontaktın last name'ini alacağım. Onu alıyorum. Bir. İkinci olarak bize ne lazım? Kullanıcılara gidelim. Ne lazım? Alias. Alias'ı da alalım. Aynı şekilde yazarsanız geliyor. Bunu eşitleyeceğim, belki tam karşılığı yok şeyde. Kontaklarda tam karşılığı yok. Ben o yüzden bunu birinci first name'e eşitlemek istiyorum. O yüzden record'u açalım. İçinden first name'i alalım. Evet, gördüğünüz gibi yeni oluşturduğumuz record'un first name'ini eşitliyoruz. Mapping yapıyoruz. Tek tek eşleştiriyoruz. Öyle diyelim. Üçüncüsünde ne lazım ona bakalım. Bir sonraki email. Email adresimizi de yine bizim kontaktın e-mailini alabiliriz. Yine rekorda gidiyoruz. Rekordun e-mail adresini alıyoruz. Evet, şuradaki e-mail adresini alıyoruz. Üçüncüsü böyle. Dördüncü fieldimiz ne ona bakalım. Username. Username'i de e-mail adresi olarak değiştirebiliriz. Username diyelim. Username'i de e-mail adresine eşitleyelim. Record'un e-mail adresini eşitliyoruz. Bu şekilde. Daha sonra username'den sonra ne var? Nickname var. Nickname'i de oluşturmamız gerekiyor.
Bir sonraki field'imiz nickname. Community nickname diye geçiyor. Onu da yine username'i eşitleyebilirsiniz. Yani email adresini eşitleyebiliriz. Şöyle yazıyoruz. Email diyoruz. Email geliyor hemen. Eğer record yazmanız yeterli. Daha sonra hangi field'i istiyorsanız o field'in adını yazıyorsunuz. Nickname'i de bu şekilde yazdık. Bir sonraki burada required yani zorunlu field'imiz kalmadı. Sol tarafa gidelim. Bize ne lazım? Burada user license'ı seçmenize gerek yok. Çünkü siz profile'i seçtiğiniz zaman otomatik user license'ı kendi seçiyor. O yüzden bizim profile ihtiyacımız var. Profillere gidip profilin ID'sini almanız gerekiyor burada. Ya yani profilin kendisini yazamıyorsunuz. Profillere gidelim. Hatta şurada tıklasak belki gelir. Bir bakalım. Profil ID diyorum. Profil ID'yi nereye eşitleyeceğiz? Bunun içinde profil ID'ler gelmiyorsa o zaman bizim profillere gidip hangi profili eklemek istiyorsak onun ID'sini almamız gerekiyor. Ben Identity User olarak eklemek istiyorum. Üzerine tıklarsanız adres çubuğunda ID'sini görürsünüz. F'den sonra başlayan kısmı almamız gerekiyor. Dikkat edin burada. F'den sonra başlayan kısmı alıyoruz. Bu bizim profilin ID'si. Bunu alıyorum. Direkt buraya yapıştırıyorum. Evet, buraya böyle yapıştırıyorsunuz. Profil ID'miz böyle alınıyor. Tekrar ediyorum. Profillere gidiyorsunuz. İstediğiniz profilin üzerine tıklıyorsunuz. Daha sonra adres çubuğundan şurada en yukarıda profil ID alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Bir sonraki field'imiz ne? Bunu buraya geçiyoruz. Çünkü role zorunlu değil. Non-specified olabiliyor. Yani seçilmemiş olabiliyor. User license'a ihtiyacımız yok. Çünkü profili seçtiğiniz zaman otomatik user license'ı da kendi seçiyor. Buna da ihtiyacımız yok. Aşağı doğru geliyorum. Email encoding'e ihtiyacımız var. Email encoding'i de şu şekilde parantez içinde olan kısmı alıyoruz. UTF-8 şeklinde. Geliyorum yeni field'imize. Email encoding diyelim. Şurada encoding key diyor. Encoding key diyelim. Buna biz UTF zaten geliyor otomatik görüyorsunuz UTF-8 diye seçebiliriz. Sonraki field'imiz ne ona bakalım. Bir sonraki biraz daha aşağı gelelim. Şurada time zone'u seçmemiz gerekiyor. Time zone'u da şu parantez içinde gördüğünüz şeyi yazmanız gerekiyor yine. Yine orada otomatik gelebiliyor. Ama siz sadece şu kısmı yazarsanız size yeterli. Parantez içindeki Amerika New York'u yazmanız gerekiyor. Ya da farklı bir time zone'da seçebilirsiniz. Ben time zone şu SID key dediği kısım time zone. Alttaki şeye bakın. Time zone yazıyor. Onu seçelim. Burada time zone'lar geliyor. Hepsi geliyor gördüğünüz gibi. İstediğiniz bir time zone seçebilirsiniz. Şöyle geliyorum aşağı doğru. Amerika ile alakalı bir time zone bulalım. Evet böyle geliyorum. Şöyle kendiniz yazabilirsiniz. Amerika, Havana, Indianapolis diyor. Bir tanesini seçin. Bu şekilde time zone'u belirliyoruz. Ondan sonra son olarak sanırım son olması lazım. Local ve language'i seçmemiz gerekiyor. Local yazalım. Local olarak yazarsanız yine local şurada ikincisi. Bunu seçelim. Buna da English diyelim. İngilizceyi seçelim. English ne olsun? United States olsun. Aşağı doğru gelelim. Evet, United States onu seçiyorum. Gördüğünüz gibi United States yazmıyor. Bunun kodları var. EN underscore US şeklinde geliyor. Eğer bunu biliyorsunuz kafadan bunu yazabilirsiniz ama search yapıp bulmanız daha kolay. Şimdi bir sonrakisi language. Hangi dilde olsun? Onu da buradan seçelim. İngilizce seçiyorum. Tamam. Benim kullanıcı oluşmam için gerekli bütün zorunlu fieldleri buraya koydum. İstiyorsanız first name'i de ekleyebilirsiniz. Zorunlu değil ama ekleyebilirsiniz. First name diyelim. Rekortumuzdan almamız gerekiyor. Rekortumuza gidelim. Oradan first name'i alalım.
First name'i alıyoruz. Evet. Bu şekilde yeni bir kullanıcı ekliyoruz. Evet. Bunu bizim start'a bağlamamız gerekiyor. Yani start'tan bağlıyor. Daha sonra ilk yapacağı işlem create record. Yani yeni bir kullanıcı oluşturacak. Şu anda yeni kullanıcı oluşturduktan sonra ben bu kullanıcıyı tekrar kontakta o field'e eklemem gerekiyor. Yani şu anda oluşturduk ama kontak için bunu seçmedik. Seçmemiz gerekiyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Onun için assignment yapmamız gerekiyor. Assignment yani gidip kontaktın user alanını, user field'ini biz yeni oluşturduğumuz kullanıcıyla eşleştirmemiz gerekiyor. O yüzden buna assign new user for current contact diyelim şu şekilde. Ya da assign this user desek mesela. This user for current contact diyelim. Ya to mi desek to daha iyi olur. To current contact şeklinde yazıyoruz. Şimdi yapmamız gereken tek şey bizim rekortumuz burada bizim rekortumuzun user field'ini bizim oluşturduğumuz kullanıcımızın user ID'si ile bağlamak. Burada biz her zaman ne zaman siz yeni bir rekort oluşturursanız flow'larla onunla alakalı yeni bir değişken yani variable oluşuyor. O değişkenin içinde ise bizim user'ın ID'si var. Görüyorsunuz sağ tarafta. Normalde bu yoktu. Variable kısmı yoktu. Biz ne zaman yeni record yani yeni kullanıcı ekledik, onun user ID'si, eğer siz account oluşturuyorsanız account ID'si, hangi object için record oluşturuyorsanız onun ID'si buraya geliyor otomatik sizin kullanmanız için. Yani flow'lar biliyorsunuz birbirini takip eden işlemler. Bir işlemden sonra başka bir işlem yapmak istediğiniz zaman bir önceki işlemden bazı bilgileri alabiliyorsunuz. O yüzden biz bir önceki işlemde yaptığımız, oluşturduğumuz kullanıcının ID'sini bir sonraki işlemde görebiliyoruz. O yüzden biz bunu burada kullanabiliyoruz. Ben onu ilk oluşturduğum rekordun user field ile eşleştiriyorum. Ne yapmıştık hatırlayın. Bir kontak oluşturuyoruz. Kontaktımız oluştu diyelim. Şu anda farz ediyoruz. Öyle bir şey yok. Çünkü gidip oluşturmamız gerekiyor. Biz ne zaman kontak oluşturursak bizim trigger'ımız harekete geçiyor. Biz kontak oluşturduğumuz zaman o kontakla alakalı bütün bilgileri user için kullanabiliyoruz. User oluşturunca da oluşturduktan sonra tekrar kontağı update edebilirsiniz. Kontakta update edebiliyorsunuz. Onun orada oluşturduğunuz user ID'yi kontakta bağlayabiliyorsunuz. O şekilde diyeyim. Gördüğünüz gibi user ID'yi ben oluşturduğum kontaktın user ile eşleştirdim. Burada done diyoruz ve bunu biz birbirine bağlıyoruz. Evet, oklar önemli. Yani sağdan sola yapmayın. Çakışır, hata verir. Her zaman en son bittiğiniz yerden devam etmeniz gerekiyor. Şu şekilde devam ediyoruz. Şu anda ne yaptık? Öncelikle kontaktımız oluşmamız gerekiyor ki bu trigger başlasın. Kontak oluştuktan sonra otomatik yeni bir kullanıcı ekliyoruz ve bu kullanıcıda kullanmak istediğimiz bize lazım bütün bilgileri kontaktan alıyoruz. Kontaktan aldığımız bütün bilgileri biz burada kullandık, yeni bir kullanıcı ekledik. Bu kullanıcıyı daha sonra kontaktımızın user field'ini update ederek bu kullanıcıyı oraya ekledik. Assignment yaptık. Ne yaptık? Bu kullanıcıyı normalde bizim kontaktımızda kullanıcı seçilmemişti. Onu seçmemiz gerekiyor. Onu seçmek için oluşturduğumuz kullanıcının ID'sini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi user ID from create a new user. Create a new user'ın ID'sini alıyor. Onu bizim kontaktın user ile eşleştiriyor. Bu şekilde flow'u yapınca çalışması gerekiyor. Bir deneyelim. Eğer hatamız varsa tekrar geri gelip biz flow'umuzu düzenleyebiliyoruz. Save diyorum. Buna create bir isim verin. Create a new user for contact object diyelim. Contact diyelim. Bu şekilde ismini veriyoruz. Save diyoruz. Save dedikten sonra bunu activate yapmamız gerekiyor ki kullanabilelim.
Bunu aktive ediyorum. Şimdi kontaklara gidip deneme yapmamız gerekiyor. Umarım oluşturduğumuz filtreler şu anda gözüküyordur. Bazen zaman alıyor, gözükmüyor. Birkaç kez yeniliyorum. New diyorum. Evet, aşağı doğru gelip bakalım filtremiz burada gözüküyor mu? Gözüküyor. Kullanıcı var. Ondan sonra aşağısında Do you want to create a new user diyor. Eğer biz buna tıklarsak otomatik trigger'ımız harekete geçmesi gerekiyor. Burada bazı filtreleri doldurmamız gerekiyor. Birincisi first name, ikincisi last name ve bir de email adresini doldurmamız gerekiyor. First name'i diyelim ki Engin yazdım. Engin var herhalde sesim. Başka bir isim yazalım. Andy yazalım. Andy. Soyadını da başka bir yerden alalım. Andy. Gray diyelim buna. Last name'i Gray yapalım. Şu şekilde yazdık. Hadi Mr. seçelim. E-mail adresini bulalım. E-mail adresi burada. Buna da Andy Gray 34 ne diyelim? Omail.com diyelim. Gmail kullanmayalım. Belki öyle bir email vardır. Bu şekilde kullanıyorum. Şimdi asıl mesele burada. İsterseniz var olan user'lardan bir user seçebilirsiniz. Ama ben onu yapmak istemiyorum. Ben Do you want to create a new user deyip Flow'un user oluşturmasını istiyorum. Yeni kullanıcımız Flow'larla olsun. Otomatik kendi gelsin. Ve buraya otomatik gelsin. Onu istiyorum. Do you want to create new user'ı tıklıyorum. Save diyorum. Eğer bir hata yoksa bizim Flow'umuzda bunun çalışması gerekiyor. Save diyorum. Evet. Şu anda yeni bir kontak oluşturduk. İçine gidip şeye bakmamız gerekiyor. User oluşmuş mu? User'a bakıyorum. Oluşmamış. Peki oluşup oluşmadığına bakalım. User'lara geliyoruz. Andy diye bir user oluşmam gerekiyordu. Burada başka var mı? E'ye tıklasık sadece. Evet. User oluşmamış. Tekrar bakalım nerede yanlış yaptık. Birinci olarak a record is created. Doğru. İki tane condition'ım var. Birincisi user sign'in is null true olması gerekiyor. Yani seçilmemesi gerekiyor. Doğru. İkincisi do you want to create a new user'ın da yes olması gerekiyor. True olması gerekiyor. Doğru. İkisini biz bu şekilde yapmıştık. Daha sonra create record dedik. Yeni bir kullanıcı oluşturduk. One dedik. Bütün bilgileri girdik. Bu şekilde girdik. Burada da problem gözükmüyor. Daha sonra biz bunu update yaptık. Record user'ı biz neyle eşleştirdik? Equals user ID from create a new user'ı. Tamam, burada da problem yok. Peki problem nerede? Bu neden çalışmadı? Ona bakmamız gerekiyor. Tekrar oluşturalım. Evet, bunu seçtik. Bunu seçmedik. Evet, videomuzu durduralım. Ben problemi görmeye çalışayım. Daha sonra videomuza devam edelim. Evet, şurayı göremedim ben. SF Academy Profile A'nin kullanıcılarını görüyor sadece. Biz oraya eklemediğimiz için burada göremiyoruz. Tüm kullanıcıları seçersek Andy Gray'in oluşup oluşmadığını görebiliyoruz. Andy Gray oluşmuş. Ama sadece Andy Gray'i kontakta seçmemiş. Öyle diyelim. Kontaksa gelelim. Kontaklarımıza geliyoruz. Andy Gray burada ama user seçmemiş. Ona bakalım neden seçmemiş. Şöyle gelelim. Assignment yapmışız ama update record yapmamışız. Ya update yapmamız gerekiyor. Yani DML operasyonunu yapmadık. Operation'ı yapmamız gerekiyor. Update record'u seçiyoruz burada. Update kontak dememiz lazım burada. Kontakta update etmemiz gerekiyor. Buradan specify condition'a gerek yok. 100 şey seçebiliyoruz. Oluşturduğumuz rekordu seçebiliyoruz şuradan. Hangi rekordu oluşturmuştuk? Record contact. Onu update etmemiz gerekiyor. Tek tek artık field'leri
eşleştirmiyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü zaten yaptık. O yüzden direkt ikinciyi seçebilirsiniz. User IDs diyor. Yani oluşturulmuş ID'lerden bir tanesini update et diyor. Zaten bir tane oluşmuş şu ana kadar. Global Variables kısmında bizim kontaktımız var. Biz bunu update edeceğiz şu anda. Done diyorum. Assignment yaptıktan sonra kontakta update etmemiz gerekiyordu. Onu da ekledik. Şimdi birbirine eşitliyorum. Birbirine bağlıyorum. Tekrar save diyorum. Yeni bir versiyon olarak kaydediyorum. Ve tekrar aktive etmem gerekiyor. Şimdi gidip kontaklardan yeni bir kontak oluşturalım. Bu kez ismini farklı koyalım. First name Edna diyelim. Buradan bakıyorum. Soyadını da farklı bir şey yapalım. Bu kez Bond yapalım. Evet, şu şekilde. Yeni bir kullanıcı eklemek istiyor musunuz? Evet diyoruz. E-mail adresini de edna.bond1978@hmail.com diyelim. Bu şekilde oluştururuz. Save diyoruz. Evet, yeni bir kontak oluşturduk. Edna Bond diye yeni bir kontaktımız var. Detaylarına bakıyorum. Kullanıcı eklemiş gördüğünüz gibi. Otomatik kullanıcı eklemiş ve onu buraya da eklemiş. Yani bağlantıyı kurmuş. Sıfırdan bir kullanıcı ekledik. Böyle bir kullanıcı yoktu normalde. Biz bunu yeni ekledik. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir kullanıcı eklemiş olduk. Evet, bu flow sayesinde ne yaptık? Böyle kısa bir değerlendirme yaparsak, öncelikle kontakt objektimizde iki tane field oluşturduk. Birincisi user field'i, lookup relationship yaptık. Kontaktımızı kullanıcılara bağladık. Daha sonra do you want to create a new user şeklinde bir checkbox filtre oluşturduk. Yeni kontak kurarken eğer siz o checkbox'ı tıklarsanız yeni bir kontak oluşuyor. Otomatik bunu flow yapıyor. Flow yardımıyla biz onu yapabiliyoruz. Flow'umuzu nasıl yapmıştık? Onu hatırlayalım. Öncelikle iki şartımız vardı. Birinci şartımız user'ın seçilmemiş olmasıydı. İkinci şartımız neydi? O bizim oluşturduğumuz checkbox field'inin seçilmiş olması gerekiyordu ki yeni kullanıcı oluşsun. Yani trigger'ımız harekete geçsin. Evet, bunu da seçilmiş olması gerekiyordu. İkinci olarak kullanıcımızı oluşturduk. Kullanıcımız da bütün zorunlu alanları bizim oluşturduğumuz record'un bazı alanlarıyla eşleştirdik. Olmayanları direkt var olan değerlerle eşleştirdik. Ondan sonra assignment yaptık. Assignment'ı niye yaptık? Biz oluşturduğumuz bu kullanıcıyı kontakta bağlamamız gerekiyor. O yüzden oluşturduğumuz kontaktın kullanıcı field'ini diyelim, o alanı yeni oluşturduğumuz kullanıcıyla birbirine eşleştirdik. Daha sonra son olarak kontaktımızı tekrar update etmemiz gerekiyordu. Kontaktımızı tekrar update ettik. Bu şekilde bir flow oluşturduk ve onu denedik. Evet, bu şekilde oluşturduk. Daha sonra ne yaptık? Gittik, denedik. Yeni bir kontak oluşturduk. Edna Bond ismiyle ve kullanıcının oluştuğunu gördük ve seçildiğini görmüş olduk.